Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün gerçekten Türk havacılık tarihinin gizli kalmış bir projesini birlikte öğrenmeye çalışacağız. Nuri Demirağ biliyorsunuz ülkemizin sanayi ve havacılık ve de savunma bölümünde çok önemli ilklere imza atmış bir iş adamımız. Ve Nuri Demirağ'ın Almanya'da kaybolmuş bir uçak projesi var. NUD-40. Ve bu projeyi yıllar sonra Doktor Emir Öngüner ortaya çıkardı. Kendisi akademisyen, Almanya'da yaşıyor ve bugün bu detayları hazırladığı kitap üzerinden birlikte konuşacağız. Emir merhaba, hoş geldin. Merhabalar Tolga abi, hoş bulduk. Öncelikle neyi yaptın da bu konuyu çıkardın, bilmediğimiz bir konuyu ve bir kitap haline getirdin. Kitapta Türkiye'de epey iyi ilgi gördü. TÜBİTAK'ın verdiği destek var, TUSAŞ'ın verdiği destek var. Öncelikle ben ellerine sağlık demek istiyorum bu yaptığın güzel çalışma için. Meraklı arkadaşlarımız da çeşitli e-kitap satan yerlerden veya TÜBİTAK yayınları üzerinden de bu kitabın hem daha uygun fiyatlı olan baskısını isterlerse karton ve büyük boy olan baskısını satın alabilirler. Gerçekten çok keyifli bir kitap. Ellerine sağlık. Emir önce sormak istiyorum. Nuri Demirağ kimdir? Böyle bize bir kısaca özetlersen çok sevinirim. Çünkü Nuri Demirağ konusunu videomuzun ikinci kısmında biraz daha açacağız. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Nuri Demirağ aslında bu Anadolu'nun delikanlılarından diyebileceğimiz biri. Ben kendimce öyle tahlil ediyorum. Açıkçası kendisi Türkiye'de biraz eksik tanınıyor da diyebiliriz. Bir mühendis değil kendisi. Aslında bir memuriyet kökenli bir büyüğümüz. Maliye kökenli daha doğrusu. Osmanlı döneminde maliyede çalıştıktan sonra özel sektöre geçiyor ve kendi işini kurmaya başlıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı dönemi, Kurtuluş Savaşı vesaire oralarda kendi işini yapmaya başladıktan sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra esas bizim bildiğimiz Nuri Demirağ'ın hikayesi aslında Cumhuriyet kurulduktan sonra başlıyor. Demiryolu ve inşaat sektöründe kardeşi Abdurrahman Naci Demirağ ile beraber birçok inşaat ve demiryolu müteahhitliği olarak birçok projelerde yer aldığını görüyoruz. Yani esasında bizim bildiğimiz Nuri Demirağ efsanesi 1920'lerin ikinci yarısından itibaren demiryolu sektörüyle başlıyor. Ve zaten soy isminin gelmesi de yani Demirağ bildiğimiz gibi Atatürk tarafından kendisine hediye edilen bir soy isim. Gerçekten de o dönemlerde bütün hepsini değil de önemli bir kısmını abi kardeş yaptılar Türkiye'deki demiryolu hattının. Daha sonra 1930'ların ikinci yarısından itibaren de Nuri Bey'in havacılığa bir ilgisi belirmeye başlıyor. İşte Veci Bey ile bir görüşmesi var, ondan da bahsederiz zaten. 36'dan itibaren ciddi anlamda havacılık sektöründe de bir şeyler yapmaya başlıyor. Bir şeyler derken tabii bunu çok açmak gerekiyor, çok geniş bir konu bu. Özgün Türk tasarımları üzerinde durarak Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin, Türk işçilerin çalışarak yerli malzeme ve yerli üretimde bir Türk tipi havacılık sanayi kurmayı amaçlamış biri. Tabii bu kısaca bir şey daha ekleyeyim. Nuri Bey bir özel sektörde çalışan biri. Bir kamu görevlisi değil. Genellikle karıştırılıyor da olabiliyor. Yani Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi fabrikası bir devlet fabrikası değil. Özel sektördeki bir kuruluştur. O yüzden bunları da ayırmak lazım. Dediğimiz gibi 1930'ların ikinci yarısına itibaren havacılıktaki faaliyetlerini görmeye başlıyoruz. Meraklar için şunu bilgi de vereyim ben. İstanbul'da Beşiktaş'ta şu an Deniz Müzesi'nin bulunduğu yer eskiden bir tayyare fabrikası. Düşünün gerçekten biraz tarihimize saygısızlık yapıp o fabrikayı bir deniz müzesi haline ne yazık ki getirmişiz diyelim. Ve uçak fabrikasıyla birlikte projeler yapılmaya başlanıyor. İşte NUD, Nuri Demirağ'ın baş harflerinin oluşturduğu bir seri var. 36 38 yolcu uçağı ve bombardıman uçağı ve bugünkü konumuz bilmediğimiz NUD-40 projesi var. Bu proje, sen öncelikle nasıl haberin oldu bu projeden? Bu proje üzerine çalışmaya nasıl başladın? Bu projeden tamamıyla tesadüfen haberim oldu. Bunu şaka olarak söylemiyorum. Ben işte Alman Havacılık Uzay Merkezi'nde çalıştığım dönemde benim ofisimin altında zemin katında büyük bir kütüphane vardı. Orada arşivin bir kısmı da orada duruyor. Cuma günleri genelde biraz işler böyle rahatladığında kütüphaneye girip kendimce bir takım çalışmalar yapıyordum. Tabii ki 100 yıllık Türkiye'de çok fazla, Türkiye değil de birçok dünyada
pek rahatça bulamayacağınız kitapların çoğunu orada bulabiliyorsunuz. Ben de kendimce bir takım araştırmalar yaparken daha sonra aklıma oradaki arşivin arama motorunda Türkiye ile ilgili bir şeyler yazmak geldi. Bu tamamıyla tesadüfi şeyler tabii ki. Aklıma ne geliyorsa yazıyordum. İşte Türkiye yazıyorum, Demirağ yazıyorum, Hürkuş yazıyorum. Nasıl diyeyim, Türk Hava Kurumu yazıyorum, İngilizcesini, Türkçesini, Almancasını bir şey bulabilir miyim diye. Demirağ yazdıktan sonra uzunca bir liste çıktı, 3 sayfalık bir liste. Ve bu listede NUD 40 diye bir ibare gördüm. Tabii öncelikle bir anlam veremedim çünkü 40'ı bilmiyorduk. Türkiye'de kimse bilmiyordu, ben de bilmiyordum tabii doğal olarak. 2-3 sayfa uzun uzun bir liste olduğunu görünce tabii için içinde teknik çizimler de var vesaire. Bunun ciddi bir şey olduğuna kanaat getirdim ve kütüphaneci ve arşiv müdüresiyle konuşaraktan belgelere bakmak istedim. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Bize hep beraber baktığımızda yeni bir şey keşfettiğimizi fark ettik. Ve yaklaşık 300 sayfaya yakın belgede bulundu. Yani teknik çizimler, raporlar, mektuplar, hem Türkiye'ye gönderilenler hem Türkiye'den Almanya'ya gelenler, bunların nüshaları vesaire. 300 sayfaya da geçti aslında bu. Ben sonradan da bir takım ilave belgeler buldum. Bunu tabii Aralık 2018'de tesadüfen keşfetmiştim dediğim gibi. O şekilde başladı ve daha sonra Ocak 2019'da seninle iletişime geçmiştim, hatırlıyorsan zaten orada. Bir dedim böyle bir şey var, bunu bir şekilde yayınlamamız lazım. Ben de tam vakıf değilim, ne yapsak ne etsek gibisinden. Yani benim orada 1-2 sayfa bir şey hazırlamıştım. 2-3 tane de görsel koymuştuk. Orada Ocak 2019'da ilk defa Türkiye'de o şekilde kamuoyuna tanıtıldı diyelim. Yani senin internet sayfanda, onun gerçi onun altını çizerek de söylemek gerekiyor. Ocak 2019'da bunu yayınladıktan sonra ben tabii işte kademe kademe okumaya başlıyorum. Tabii ki benim esas mesleğim bu değil. Akşamları, hafta sonu vakit buldukça okumaya başladım ve aradan aylar geçince sistemi yani anladım ne olduğunu. Vakıf olduktan sonra bunu tabii ki bir değerlendirmemiz gerektiğini düşündüm Türkiye tarafından. Yani bunu ben kitabını yazarım, onda pek bir şey yok ama bunu bir gerçekleştirmek lazım. Büyükçe bir şey yapmak gerektiğini düşündüm. TUSAŞ aklıma geldi. Sayın Temel Kotil'den randevu talep ettim. Sağ olsun çok ilgi gösterdi. 2019 yazında kendisiyle görüştüm. Bütün belgeleri gösterdim. Bu arada bu anlattıklarım hepsi izin dahilindedir. Yani diyaların da haberi vardır. Arşiv müdürünün, enstitü direktörünün, yani her şey legaldir. Hiç yanlış anlaşılma olmasın. Temel Bey'le görüştük. Sağ olsun çok alaka gösterdi. Orada bir yol haritası belirledik. Dedik ki o zaman ben böyle bir kitap hazırlayayım. TUSAŞ'ta bu uçağı bir şekilde teknik olarak yani projeyi gerçekleştirmek adına böyle bir yol haritası hazırlasın gibisinden böyle bir sözlü olarak bir sözleşme yaptık aramızda, öyle söyleyeyim. Güzel bir projeye başlamış olduk. Aralık 2019'da Türkiye'ye geldiğimde Noel tatili, işte Noel ve yılbaşı tatili için ben ilk taslağı bitirmiştim, kitabın ilk taslağını. Temel Bey'e de arz ettim. Okumaları için, fikirlerine başvurmak için diğer büyüklerimize de ricada bulundum. Nuri Demirhan aile bireyleri sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Bilge Kum Hanım, Banu Onaral Hanım, Adnan Nur Baykal Bey gibi birçok büyüklerimiz, kendilerinden birçok fikir de rica ettim. Çok yardımcı oldular. Ve Aralık 2019'da bunun yani Ankara'da TUSAŞ'ta bir toplantı düzenledik. Tekrardan bütün bu konu açıldı tabii. Ve teknik heyetten de birkaç müdürlerle de bir toplantı yapıldı. Orada elimizdeki bu teknik çizimleri daha detaylı inceleyerek bunun modelini nasıl yapabileceğimiz üzerinde durduk. Ve 2020'nin Ocak ayından itibaren hatırladığım kadarıyla TUSAŞ'ta genç mühendis ve tasarımcı arkadaşlardan oluşan bir ekip kuruldu. Onların da üstlendiği görev elimizdeki NUD 40'a ait iki boyutlu çizimlerin bilgisayar ortamına aktarılması, üç boyutlu hale getirilmesi ve daha sonra maket olarak canlı bir hale getirilmesi, yani daha doğrusu. Aynı zamanda da kitabın tabii ki düzeltmeleri, okumaları yapıldı ve olayın bir tabii ki baskı süreci var. Ondan da kısaca bahsetmem gerekiyor. TÜBİTAK'la görüştük. Sağ olsunlar TÜBİTAK Başkanı Profesör Hasan Mandal hocamız da çok alaka gösterdi. Onun da işte okuma süresi, işte editleme vesaire falan benim için de ilk defa böylesine büyük bir proje oldu, tecrübe oldu. Ve Eylül
2020'de TÜBİTAK yayınlarından, popüler bilim yayınlarından çıkmış oldu. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim, Aralık 2018'den Eylül 2020'ye kadar süren bir süreç. Yani ilk belgelerin bulunmasıyla kitabın yayınlanması arasında yaklaşık işte 1,5 sene kadar bir süreç geçti. Çok da zevkliydi yani. Yorucu gibi gözükse de çok da zevkli bir süreçti. Yeni bir şeyi oluşturmak, yeni bir taşın üzerine bir şey koyabilmek işte bizim mesleğimiz. Keza senin de aynı şekilde hem akademik anlamda hem araştırma anlamında insana inanılmaz keyif veriyor. Ben biraz uçakla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu işte şu an TUSAŞ'ın insansız hava aracı Aksungur gibi çift kuyruklu, çift motorlu, hem önde motor var hem arkada motor var ve o yıllara göre farklı bir tasarım. Benim hatırladığım Fokker'ın galiba 23 modeli benzer bir yapıda. Almanların Falkhof 189'u benzer bir yapıda. Buralara bir ilham kaynağı mı olmuştur? Veya o yıllarda işte 1946-47'de uçan kanat var. Türk Hava Kurumu'nun THK-13 uçan kanadı mesela buradan Northrop'un geliştirdiği çalışmalarla birlikte bu konsept üzerinden yürüyorlar. Burada bir tasarım kime ait? Neler yapılmış? Biraz da uçakla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii tasarımın yani nihai tasarımın kime ait olduğuna dair bir fikrimiz yok. İsim bazında şunu söyleyebilirim. Teknik çizimlerde Antet vardır. Yani teknik çizim yapanlar bilir. Sağ alt tarafında tarih ve imza atmanız gereken bir Antet bölümü vardır. Orada Mansur Azak isminde M.Azak diye bir isim vardı. Onu da Demirhan torunu ailesiyle görüştükten sonra anlattık. Demirhan damadı, Yüksek Mühendis Mektebi mezunu Mansur Bey, Kırım göçmeni, bu ismini almışlar. Mansur Azak Bey bizim imzası bulunan kişi. Tabii bu teknik çizimi yapan kişi otomatik olarak bunu tasarlayan kişi anlamına gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, Fokker D23'te çok ciddi bir benzerlik var. Onu asla göz ardı edemeyiz. Fokker bir Hollanda firması. 1937, 38, 39 aynı yıllarda yani NeoD40'ın geliştirilmeye çalışıldığı yıllarda aynı dizaynda, aynı tasarım özelliklerine sahip Hollanda'da bu Fokker D23 geliştirilmeye başlanıyor. Ve 39'da yanlış hatırlamıyorsam bir test uçuşu yapılıyor, yani bir prototip üretiliyor, uçabilecek kabiliyette bir prototip üretiliyor. 39'da yapılan bir test uçuşunda arka motorun soğutmasında bir sıkıntı yaşandıktan sonra proje bir şekilde bir sekteye uğramaya başlıyor. 1940'ta da Almanlar Hollanda'yı işgal ettikten sonra Fokker'in bütün faaliyetleri durduruluyor ve proje de bir şekilde ortadan kalkıyor. Yani onunla ilgili fazla bir bilgimiz de yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İlaveten Nuri Demirhan ekibinde Almanya'dan getirdiği 5 tane mühendis de var. 5 yabancı mühendis. Onları üzerinden belki bir bağlantı kurulmuş olabilir. Yani bunu tam olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Nuri Demirhan Tayyare Atölyesi'nin kurumsal arşivine bilmediğimiz için yani Demirhan fabrikası atölyesiyle ilgili herhangi bir belge elimizde yok. O yüzden orada kim çalışmış, o belge kimlerden gelmiş, kim tarafından getirmiş gibi bilgileri bulamadığımız için kesin bir şey söylemekte yani haddimize değil, onu demek istiyorum. Ama bir değişim olduğu kesin. Çünkü Fokker D23'le kıyasladığınızda çok benzerlik var. Bunun yanında ufak bir ekleme daha yapayım müsaadenizle. Hollanda'da Fokker firmasında birinin ile ilgili olan ilişkisi ben ilk ucuna ulaştım. Kesin bir kanaate varamadığım için bir şey söylemiyorum ama bir ufak bir spoiler vereyim buradan. Yani Fokker ve Türkiye arasında bir bağlantı var. 30'lu yılların ikinci yarısında. %100 emin olmadığım için kesin bir şey söylemiyorum ama bir şekilde Fokker'dan öyle bir bilginin gelmiş olduğu iddia edilebilir. Ben biraz değişmek istiyorum önümüzdeki haftalarda, aylarda. Bunu oturtabilirsem bir şey, o olayı da aydınlatabiliriz. Ama dediğim gibi özgün bir tasarım mı yoksa Fokker'le bir bağlantıdan ötürü gelen bir tasarım mıdır? Bunu açıklayacak bir belge, bilgi elimizde yok. Yani günümüzdeki İHA'lara da bakarsak zaten tasarım bağında birçok benzerlik görebiliyoruz geometrik tasarım açısından. O yüzden işte o ona benziyor, bu buna benziyor derken herhangi bir fikir çalma tarzında bir olguyu ben doğru bulmuyorum. Çünkü baktığınızda benzer, deniz araçlarında da benzerlik. Herhangi bir transferi söz konusu ise
belgesiyle kanıtlamamız lazım. Ama bir ihtimal olabilir. Onu da söylemek lazım. Şimdi tamam. Uçak tasarımı deyince insanlar, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz çok karıştırıyorlar. İşte diyorlar ki Hürkuş'la KT-1 kopya yok, Süper Tucano'dan şu alındı, bu alındı. Bir sonuçta o uçağı sipariş eden kurumun bir talebi var. Diyor ki işte pilotlar arkalı önüne oturacak, bir turboprop motor kullanılacak, şu sürate çıkacak, havada şu kadar kalacak gibi bilgi veriyorlar. Siz bunu bir mühendis olarak ortaya koyduğunuz zaman bu tasarım çıkıyor zaten. Gidip Hürkuş'u çift kanatlı yapacak haliniz yok. Yani bu tasarım, ha biraz gövdesi uzuyor, kanadı kısa oluyor, uzun oluyor, başka bir formu oluyor ama sonuçta NUD-40'ta da o kanadı tasarlamak zorundasınız. Pervaneyi tasarlamak zorundasınız. İşte kuyruğu, belki o yılların akımları var. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uçan kanat konsepti ne olmuş? Türk Hava Kurumu THK 13 tasarımı haline gelmiş. Türkiye'de planörünü yapılmış. Amerika'da bombardıman uçağı yapılmış gibi. Bu açıdan da hani ya şu şuradan ya esinlenme olabilir kim bulduysa, ama sonuçta özgün bir tasarım olarak Almanya'ya geliyor ve bunların rüzgar tüneli testlerinin yapılması lazım. Neden rüzgar tüneli testi yapılması lazım? Türkiye'de o tarihte rüzgar tünelimiz var mı? Çok önemli bir soru, çünkü bütün bu tarihsel geçmişini etkileyen bir rüzgar tüneli neden geldi? Aslında rüzgar tüneli dediğimiz şey sadece havacılıkta kullanılan bir tesis değil. Havayla teması olan bütün katı cisimlerin rüzgar yüklerini test edebileceğiniz, inceleyebileceğiniz bir deneysel düzenek. Burada mesela şu an gördüğünüz arka planda ilk gösterilen, o sırada Almanya'da NUD-40'ın testlerinin yapıldığı yer. Türkiye'de de o sıralar tabii ki var mıydı? Yoktu. Çünkü olmadığı için yurt dışına gönderilmesi söz konusuydu. Türkiye'de ilk rüzgar tüneli üzerine fikirlerine somut olarak ilk çalışmalar 1944'te görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında. İngiliz Holtz firmasıyla bir anlaşma imzalanıyor ve daha sonra 47-48 gibi kaba inşaat başlıyor. Aslında birçok yerde 47-48'de bitti deniyor Ankara Rüzgar Tüneli. Ama 1955'te dahi bitmediğine dair bulgular var. Şunu demek istiyorum. Türkiye bu altyapı, aerodinamik altyapı olayına biraz geç başladı. 1937'de başlayan bir NUD-40 projesini test edebilecek bir düzenek olmadığı için tabii ki o sıralarda büyük ihtimalle Nuri Demirağ'da ekibindeki Almanların da biz etkisiyle bu uçağın bu tasarımını prototip haline getirip Almanya'da aerodinamik testlere sokulmasını öngörmüş. Dediğimiz gibi Türkiye'de böyle bir altyapı olmadığı için. Tabii burada rüzgar tünellerinde full scale dediğimiz tam bütün uçakların, gerçek ebattaki uçakları da test edebilirsiniz. Otomobillerde de bu geçerli. Fakat orada yapılan şey 1'e 8 ölçekli, yani kanat açıklığı 1,5 metre kadar, yaklaşık 1,5 metre kadar olan ufak prototip rüzgar tünelinde test edilmiş. Amaç dediğimiz gibi bu tasarlanan, kağıt üstünde tasarladığımız uçak, tabii o sıra bilgisayar yok, her şey kağıt üstünde çiziliyor. Bunun prototipi gerçekçi ya da gerçeğe yakın hava şartlarında nasıl fiziksel özellikler bize gösterecektir? Yani aerodinamik özellikleri nedir? Bunları diyagramlara oturtup fiziksel incelemesini yapıp mühendislerin bir karara varması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, bu konu atlanmaması gereken bir şey. Türkiye'de dediğimiz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu işe el atıldı, fakat atıl kaldı 1990'lardan itibaren. İbaren TÜBİTAK SAGE'nin ART'yi devralmasıyla beraber yeniden faaliyete sokuldu ve şu anda faal. TÜBİTAK SAGE bunu kullanıyor. Hem ağırlıkla yerli projelerde kullanıyor bildiğimiz kadarıyla. TÜBİTAK SAGE birçok mühimmatın da testlerini yapıyor ve şu anda da bildiğim kadarıyla TUSAŞ'ın bir Hollandalı şirketten danışmanlık alınarak sanıyorum 2023-2024 gibi TUSAŞ içerisinde de bir daha gelişmiş bir rüzgar tüneli merkezi, test merkezi olacak diye biliyorum. Bunlar tabii olmadan havacılığın altyapısı, ülkede havacılığı geliştirmek oldukça zor. Temel Bey hatta geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Endonezya'da, Pakistan'da, Avrupa'da da bir yerde galiba 3 rüzgar tünelinde birçok ürünün testlerini yaptıklarını söylemişlerdi. Yani aradan ne kadar simülasyon gelişse de rüzgar tünelinden vazgeçilmiyor. Nuri Demirağ projeyi yolluyor. Ne kadar sürüyor Almanya'daki testler? Ne tür sonuçlar alıyorlar? Biraz da o raporları konuşabilir miyiz? Tabii.
İlk yazışma 20 Mayıs 1937'de bizim elimizdeki belgelere bakarsak. Tabii bu ilk yazışmada hemen teknik içeriğe girmiyorlar. Sadece Türk heyeti el olduğunu, şu tasarıma haiz bir uçağın modellenip testlerden geçirilmesini istediklerini, yani böyle bir talepte bulunuyorlar ve fiyat teklifi istiyorlar. Alman tarafı da tabii bunu incelemeye alıyor ve belirli bir fiyat teklifiyle kendilerine Türkiye'ye geri dönüyorlar. Yani dönüş yapıyorlar yazılı olarak. Testler aslında şöyle söyleyeyim, 1938'de başlıyor, yani 37'nin Mayıs ayında başlayan yazışmalar biraz sürüyor. Tabii bunların teknik olarak bayağı bir oturtmanız gerekiyor. Neyi ne şekilde ölçeceksiniz, hangi parametrelerin ön planda olması lazım vesaire. Önce tabii ki Türkiye'den teknik çizimlerin yollanması lazım. Teknik çizimler yollanıyor. Almanya'daki mühendisler tabii kendilerince tekrar bunu ele alıp daha detaylı hale getiriyorlar. Kendi çizmiş oldukları çizimleri, teknik çizimleri prototipe çeviriyorlar. Dediğimiz gibi 1:8 ölçekte karar veriliyor. Bu arada ölçek seçimi de tabii ki hangi rüzgar tünellerinde test yapacağınızla da alakalı. Onun test alanı ne kadar bir ebata müsaade ediyorsa sizin de yapacağınız o ölçeğin, yani ölçek birimini o şekilde belirlemeniz lazım. 1939'un yaz aylarına kadar bu testler sürüyor. Bu arada şunu da söylemek lazım, bir ekleme yapmak gerekiyor. NeuD-40'ın testleri yapılırken bir Türk heyeti geliyor. Hatta Almanlar teklif ediyor, buyurun gelin bir bakın, her şey yolunda mı, içiniz rahat etsin diye. Bir heyet geliyor. Bu heyet içerisinde atölye şefi Hami Özger'in de ismi geçiyor. Hami Özger de bizim yeni ismine vakıf olduğumuz bir büyüğümüz. Yani CTO diyebileceğimiz teknik müdür aslında. Kendisi denizaltı subayı, makine mühendisi. Sivil hayata geçtikten sonra Nuri Demirağ'ın ekibinde çalışmaya başlamış. Ve yazışmalarda onun da ismini görüyoruz. Almanya'ya giden heyette kendisi de var. Gidip orada bizzat yerinde inceleme yapmışlar ve o ziyaret döneminde de Türkiye'den yeni bir proje daha götürüyorlar. Bu da çok ilginç. NeuD-38'i de acaba test edebilir misiniz diye. Yani o biraz Türk aklı olmuş. Hazır bir iş yapıyoruz, hadi araya şunu da sıkıştıralım gibisinden. Onu tam okuduğumda direkt aklıma o geldi. Yani tipik bir Türk mantığı bu. Kabul ediyorlar. Onun için de ayrı bir proje yapılıyor. Yani her şey sıkıntısız, her şey halloluyor. Kısacası şöyle söyleyeyim. 39'un yaz aylarında, yaz aylarına kadar bütün bu testler sürüyor. Tabii zorlaştırılması gerekiyor. Bütün bu yazılara dökeceksiniz, fotoğrafları çekiliyor. Tabii o sıralar böyle lazerli ölçüm cihazları yok, bilgisayar simülasyonları yok. Uçağın belirli işte hücum açılarında ya da yan açılarda ne gibi kuvvetlere maruz kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Bir takım püsküller koyarak mesela, o zaman hala kullandığımız yöntemlerden biridir. Bu şekilde bir sürü fotoğraflar, yani NeuD-40'ın raporu 90 sayfa. Yani ciddi anlamda bir, yani bir master tezi gibi bir şey hazırlanmış. Çok ciddi bir emek var. Ve bu parti parti gönderilmiş. Yani tek seferde gönderilen bir rapor söz konusu değil. 39'un yaz aylarında bunun hemen hemen bittiğini görüyoruz. Zaten 39'un Eylül'ünde de savaş başladıktan sonra bir takım şeyler de değişiyor. NeuD-40'ın aslında bir nevi kaderi de o savaşın başlangıcıyla bağlı da diyebiliriz. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim, 37'nin Mayıs'ından 39'un Haziran-Temmuz'una kadar süren bir süreç Almanya'da. 2 yıl gibi çok uzun bir süre. Tabii ben aklıma şey geliyor, Almanya'da başka o dönemde rüzgar tüneli var mı bilmiyorum ama sonuçta Almanlar da 2. Dünya Savaşı için çok ciddi sayıda uçak geliştiriyorlar. Tasarımları var. Onların da oldukça yoğun bir dönemi desek herhalde yanlış olmaz. Doğru. Hatta orada Almanların başka şeyleri de var. Tünelleri şöyle söyleyeyim. Hollanda ve Fransa'yı işgal ettikten sonra oradaki havacılık tesislerini de kullanıyorlar. Çünkü çok fazla firmaları var, çok fazla proje sayısı arttığı için kendi ülkelerindeki tesislerinde kapasitesi yetmediği için işgal ettikleri ülkelerdeki tesisleri de kullanıyorlar. Onunla ilgili bilgiler de var, mevcut. Mevcut. Peki testler bitiyor, sonuçlar ortaya çıkıyor ve tabii ki bu biz projeyi NeuD-38'i görüyoruz. Barış zamanı yolcu uçağı, savaş zamanında bombardıman uçağı olarak tasarlanmış çift motorlu üstten kanatlı bir uçak.
Ama NUD 40'ı herhalde iptal edildi. Burada herhangi bir girişim olmadı diye biliyorum. Nedir bilginiz bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili elimizde pek bilgi yok. Neden? Çünkü benim bulabildiğim belgeler sadece Almanya tarafını aydınlatan belgeler. Çünkü Almanlar aslında yaptıklarını yapmışlar, yapmaları gerekeni yapmışlar daha doğrusu. Çünkü kendilerine bir, yani Türk tarafıyla bir sözleşme imzalanıyor. Alman enstitüsünün yapması gereken, kendilerine verilen o projenin prototip haline getirip testlerinin yapılması ve raporun gönderilmesi. Başka bir mesuliyeti yok Alman tarafının. Bunlar başarıyla da gönderilmiş. Savaş başlamadan evvel bütün o belgeler İstanbul'a gönderilmiş. Bunun hepsinin kaydı var. Esas yani NUD 40 neden bu proje, tabii ki bu yani uçak demiyoruz, hep uçak projesi demek daha doğru çünkü bitirilmemiş bir şey. Bu proje neden gerçekleştirilmedi sorusunun cevabı aslında Türkiye'de. Cevabını şu an kimse bilmiyor çünkü neden? Dediğimiz gibi Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi'nin kurumsal arşivi, yani herhangi bir yazıt kayıt elimizde yok bildiğimiz kadar, yani ben aile bireyleriyle görüştüm. Onların bildiği kadarıyla da böyle bir kurumsal arşivin nerede olduğu bilmiyor. Yani bu bir soru işareti olduğu için bizim bu soruyu aydınlatacak bir bilgiye de sahip değiliz. Onu da söylememiz lazım. O yüzden bir takım böyle senaryolar, varsayımlar yapılabilir tabii, ayrı bir şey, ama biz belge ne diyorsa onu konuşmamız lazım. Yani 39'da tabii ki savaş başlıyor. Türkiye, Nuri Demirağ özel sektörde çalışan biri, onu da söylemek lazım. Yani Tayyare Atölyesi'nin hem kendi projeleri var, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava gücüne de iş yapıyor bu arada. Yeşilköy'de kurmuş olduğu atölyeye bakım tarzında bir takım faaliyetler de var. Yani bunlar devlet arşivlerine yazan bir şey. Nuri Demirağ sadece kendi projelerinde çalışmıyor, bunu da söylemek lazım. Devlet de kendisine iş veriyor. Bunun hepsinin kayıtlı belgeleri de var. Ama savaş esnasında tabii ki şunu da söylemek gerekiyor ki bir 36 modeli var eğitim uçağı. Bir sürü işte Türk Hava Kurumu'yla sıkıntılar yaşanmış bir 38 projesi var. Az evvel sizin de bahsettiğiniz gibi bir de üstüne 40 yani avcı uçağı projesi geliyor. Savaş zamanında kısıtlı şartlarda kısıtlı bir insan gücüyle bunların hepsinden üstesinden gelinebilecek bir potansiyel var mıydı? Büyük ihtimalle üstesinden gelemediler ve 40'ı bir şekilde rafa kaldırdılar diye düşünüyorum. Bu tabii ki varsayım. Kesin bir şey yok. Ki 38 modelini bile 1944'te uçurabildiler. Yani 6 sene sonra testleri 1938'de yapılıyor. 6 sene sonra bunun ilk uçuşunu yapılabilmesi, bu çok uzun bir süre. Yani demek ki bir takım şeyler ters gitmiş ya da tam istedikleri gibi gitmemiş. Bunları, teknik olayları bilen biri olarak, mühendis olduğum için daha rahat anlayabiliyorum. Çünkü Ar-Ge süreci inanılmaz uzun süren bir şey. NUD-38'in de bir motorları mesela Siemens Halske motorudur. Almanya'dan getirmiş. Bilemiyoruz yani ne takım sıkıntılar yaşandı, motor mu gelmedi. Onlarla ilgili dediğimiz gibi herhangi bir şey yok. Bu yüzden bu konuyu aydınlatacak sadece varsayımlarda bulunabiliriz. Ama varsayımlar hiçbir zaman hakikat değildir. Onu da söylemek lazım. Çok teşekkürler. Senin ağzından Nuri Demirhan'ın hikayesini dinledik. Hem de bilinmeyen bu NUD-40'ı, ama belki de yapılsaydı, imkan verilseydi, ki o yıllarda tabii devlete de bakmak lazım. Çok büyük yokluklar içerisinde, büyük bir savaşa hazırlık var ve sağlam durulması lazım. Belki Türk Hava Kuvvetleri'ni başka bir açıya taşınabilirdi, ama dediğin gibi tabii o yıllarda Türkiye'de motor teknolojisi yok. Motor ne kullanılıyor bilmiyorum NUD-40'ta, ama İspanya Suiza, pardon araya girdim, özür dilerim de İsviçre İspanyol ortak yapımı İspanya Suiza motoru. Düşünülmüş tabii galiba ki. Galiba o benzer motor Messerschmitt 109'un İspanya'da yapılan modellerinde de mi kullanıldı gibi bir isim benzerliği mi bilmiyorum. İspanya Suiza aynı motor diyebiliyorum ben de, evet. Ama çünkü onların burun yapıları değişiktir. Bakalım neler çıkacaktı, ama tabii dediğin gibi sonrası tahmine giriyor. Tarihi de değiştiremiyorsunuz bazı şeylerle. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Umarım izleyicilerimiz bu uçak projesiyle ilgili biraz bakış açısı yakalamışlardır. Ben tabii her zaman bunları söylüyorum. Dönemin şartlarında bazı şeyleri değerlendirmek gerekiyor, ama keşke o dönem bu fabrika devam edilebilseymiş, bir şeyler daha olur muymuş, ne olurmuş, bunları gerçekten sonuçlarını günümüzde keşke görseydik diyoruz. Çok teşekkürler katılımınız için. Programın başında belirttiğim gibi TÜBİTAK yayınlarından çıktı kitabın. Görsel olarak, bilgisayar olarak, ellerine sağlık, anlatım olarak gayet keyifli bir kitap.
meraklılarına ben öneriyorum, tavsiye ediyorum bu kitabı. Umarım gelecekte yeni yeni kitap çalışmalarınla seni görmek isteriz. Çünkü çok farklı bir noktaya bakış açısı belgelere dayanarak sunuyorsun. Ellerine sağlık, emeğine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Bugün Doktor Emir Öngüner'in hazırladığı Nuri Demirağ'ın NUD-40 model uçağıyla ilgili bir Avcı Tayyaresi Yapmaya Karar Verdim isimli kitabın hikayesini ve arkasında geri kalan gelişmelerini beraber konuştuk. Lütfen detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bana sorularınız ve işbirlikleriniz için info@tolgozbek.com adresiyle temas kurabilirsiniz. Telegram kanalımız aktif. Ona da lütfen son dakika gelişmeleri, havacılık ve savunma haberleri için de üye olabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.